Artan kırmızı et fiyatları beyaz eti de etkiledi. Talep fazla olunca fırsatçılar da durumu değerlendirdi. Tavuk eti fiyatları arttıkça arttı. Bunun üzerine bakanlık harekete geçti. Ticaret Bakanlığı tavuğa ihracat yasağı getiriyor. Kırmızı et fiyatları arttıkça vatandaş beyaz ete yöneldi. Hal böyle olunca da fırsatçılar burada da ortaya çıktı. Tavuk etine zam üstüne zam geldi. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı tavuğa ihracat yasağı getirme kararı aldı. Artışa geçen kırmızı et fiyatları sonrası tüketici beyaz ete yöneldi. Ancak bu talep artışı tavuğun fiyatını da yükseltti. Sadece son 5 ayda beyaz ete %200 zam yapıldı. Beyaz ette şu son aşağı yukarı bir hafta içinde 15 lira gibi bir zam geldi. Her gün artık 5 lira, 3 lira bu şekilde zam geliyor. Yüksek seyreden kırmızı et fiyatlarının Ramazan ayı öncesinde tekrar artışa geçmesi sonrası beyaz ete yönelen vatandaşlar tavuk etinde de fahiş zamlarla karşılaştı. Vatandaşın tepkisi şöyle, 1,5 kilo alacaksa 1 kilo alıyor. İster istemez yani cebine göre oynamak zorunda kalıyor. Bu artışa yönelik Ticaret Bakanlığı'ndan kritik bir hamle geldi. Bakanlık tavuğa ihracat yasağı getiriyor. Bu yasakla yurt dışına ihraç edilen tavuğun iç piyasaya yönlendirilmesi ve fiyat artışının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasadaki fahiş fiyat artışı ile ilgili son açıklamasında fırsatçılara yeni düzenlemelerin geleceğinin sinyalini vermişti. 32,5 milyona artan bir istihdam gerçeğimiz var Allah'a şükür ve 7 kat artan bir ihracat ve son 9 ayda tam 29 milyar dolar azalttığımız bir dış ticaret açığı, 28 milyar dolar azalttığımız bir cari işlemler açığı gerçeği de bunları da kabul etmek istemiyorlar. Ama gerçekler balçıkla sıvanmaz. Yani gerçekler olduğu yerde durur. Doğruları kabul etmeyen kendi yanlışlarıyla debelenip durur. Biz geleceği doğru şekillendirmekle mükellefiz. Esnaflarımızı, sanatkarlarımızı, çiftçilerimizi, girişimci sanayicilerimizi, memurlarımızı, işçilerimizi, üreticilerimizi, tüketicilerimizi ve emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Değerli başkanımın ifade ettiği gibi daha zam haberi duyulmadan, gündeme alınmadan fiyatları arttırmaya çalışan ve tamahkarlık yapan fırsatçılar da maalesef salgın dönemlerinde arttı. Aslında ekonomide bir gerçek vardır zaten. Salgın, felaket ve savaş gibi durumlar ortaya çıktığı zaman fırsatçılık virüsü, tamahkarlık virüsü, stokçuluk virüsü de hortlamaktadır. Damarlardan içeri girmektedir. Bunu çıkarmak kolay bir şey değil. Ve bunun için çok kararlı bir mücadele sergiliyoruz. Biz Ticaret Bakanlığı olarak ve güçlendirilmiş denetim ekiplerimizle ve diğer bakanlıklarımızdaki Tarım ve Orman Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki denetim ekipleriyle sürekli sahada denetim halinde müteyakkız bir şekilde çalışıyoruz. Bundan taviz vermeyeceğiz. Fırsatçılara, stokçulara, tamahkarlığa, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz. Önümüzdeki yakın günlerde inşallah yeni düzenlemelerle bu konuda çok daha sıkı bir şekilde bir çalışma içinde yola devam edeceğiz. Sen